Takas Bank sunar. Evet, piyasa yönüyle devam ediyoruz. Ankara'da sevgili Gökçen Tuncer, Ekonomi TV'nin Ankara temsilcisi stüdyomuzda, yine çok değerli Sami Altınkaya ekonomi gazetecisiyle konuşuyorduk. En son bir yerde kalmıştınız, bir AK Parti milletvekilinin şimdi, değil mi açıklamaları? Şimdi Sayın Galip Ensarioğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı konuşma var konuyla ilgili. Hani sözlerinin biraz kapalı cümleler kurmuştu. Sevgili Gökçen Ankara'da bunun yansımalarını bize elbette ki çok daha net bir şekilde verir. Açıklanamayacak herhangi bir şey yok ifadelerini anladım ben konuşmalarından, ama bir siyasetçinin konuşmasını yaparken ya da özellikle bir tweet atarken 1000 kere düşünmesi gerekir. Böyle yanlış anlaşılmalara meydan vermemek lazım. Suç cezasız kalırsa eğer o suçu teşvik etmiş olursunuz. Cezalar ne kadar ağır olursa suçluların önüne o kadar geçilir. Suçluların sayısı azalır toplumda. Gökçen, rol çağırmayayım şimdi de, sen nasıl yorumluyorsun? Hakikaten Murat'la biz bu arada reklam arasında konuştuk ettik ama. Şöyle anlatalım önce, bilmeyenler için de AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu'nun dünkü açıklaması aynen şu şekildeydi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile bizim dostlarımızdır dedi. Ailenin 40 yıllık dostları olduğunu söylediler. Bu arada ailenin aslında köyün ileri gelenlerinden, zenginlerinden olduğunu söyleyenler de var. Ancak bu henüz bir iddia seviyesinde, onu da hatırlatalım. Tabii ki Ensarioğlu'nun bu tepkisi, bu açıklaması çok tepki çekti. Hatta şöyle söyleyelim, ben bir malumunuz arşiv unutmaz. Ben Ensarioğlu'nun esasında bu hukuk sistemiyle ilgili bir başka açıklamasını daha hatırlatmak isterim. Çünkü dün bu da çok paylaşıldı. 2016'da başkanlık tartışmaları yapılırken Sayın Ensarioğlu'nun şöyle bir açıklaması vardı. Parlamenter sistem aslında bizim işimize gelir. Yargı da bizde, yürütme de bizde, yasama da bizde. Bizim, yani meclisin, AK Parti hükümetini denetlemek gibi bir şeyi olabilir mi şeklinde bir açıklaması oldu. O dönem dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu bir dil sürçmesidir şeklinde bir yorum yapmıştı. Ensarioğlu ise hayır, ağzımdan kaçırmadım bu açıklamayı. Yargı bağımsız olmakla birlikte sözde ama istediğimiz zaman çıkardığımız kanunlar ve anayasa değişiklikleriyle yargının alanını sınırlayabiliyoruz. Yapısıyla oynayabiliyoruz. Bugünkü sistem bu gücü ve imkanı size fazlasıyla sunuyor şeklinde bir açıklaması olmuştu. Yani bugünkü açıklamasının esasında bu açıklamayla, 2016'da yapılan bu açıklamayla birlikte okumak lazım diye düşünüyorum ben Sami Altınkaya. Çünkü zaten hukuk sistemimiz, adaletten bahsediyoruz uzun uzun. Hukuk sistemi, adalet, yargı hiç kimsenin elinde olamaz. Yani ya da bir suçun olduğu yerde, bir çocuğun öldürüldüğü yerde dosluklardan bahsedilemez diye ki düşünüyorum. Sevgili Murat, bu sadece yani tek çocuk da değil ve evet, sonda olmayacak. Ya yani, bu muhtemelen zaten evet, maalesef ilk de değil, sonda olmayacak. Konuşuyoruz. Böyle birçok çocuk var ve şu anda gündeme ve sesi ya olan... Bugün Nari'yi konuşuyoruz, evet, yarın başka bir evladımızı konuşacağız. Ve konuşmayacağımız daha çok çocuk da var, gizli kalan. Ve konuşmadığımız, haberini bir almadığımız, evet, bilmediğimiz. Evet. Maalesef. Evet, ya, evet. Dilan Polat olayıyla ilgili de yine bir küçük hatırlatma da yapmak isterim. Şayet beraat çıkması durumunda şöyle ki, kendilerinden alınan işte o lüks arabalar vesaire gibi pek çok mal varlığı kendilerine geri iade edilecek. Hatta devletin 10 ay hapishanede yatırdıkları için bir tazminat ödemesi de yine bekleniyor. Şayet bu maşallah davada beraat çıkması durumunda. Bu arada bu kozmetik işini ben biraz konuyu değiştireyim, havayı değiştireyim, çok bir cümle. Vaktimizde evet, kalmadı. Bu kadınların kozmetiğe vermiş olduğu değer milyarder yaratıyor Gökçen. Senin nezdinde tüm kadınlarımızı bir suçlayayım. Polat'ı yaratan da kadınlar biliyorsun, Dilan Polat'ı. Ünlü Hollywood yıldızı Selena Gomez kozmetik şirketi Rare Beauty'yi kurdu. Bu albümdeki ismi de, yani çok bir albümdü gerçi. Hani tutmayan bir albüm ama o albümde kozmetik markasına isim verdi. 1.3 milyar dolarla Bloomberg'ün milyarderler listesine hanımefendi girdi. Nasıl bir sektördür Gökçen? Yani bu Rihanna'yı da milyarder yaptı biliyorsun. Lady Gaga'nın da bu anlamda markası var. Dilan Polat'ı muhtemelen milyarder yapmıştır. Hani ne dersin?
Sami Altınkay ile bir kremimiz var o kadar yani. Nemlendirici kremimiz var o kadar. Şöyle çok güzel görünüyorsunuz. Ne aynen. Yapıyorsanız yakışıklılığımızı işe yarıyor, buna borçluyuz. Sen de öyle. Şöyle teşekkür ediyorum. Şöyle anlatayım esasen. Şimdi tabii ki Rihanna gibi, Selena Gomez gibi isimlerin artık bir zaten kendileri bir marka oluşturduğu Celebrity, için evet. O markanın devamı tabii. O markanın devamı olarak kurulan şirketler bunlar. Ancak Türkiye'de kurulan ve sadece tabii biz Dilan Polat diyoruz ama artık biliyorsunuz pek çok isim var. İnfluencer olarak başlayıp daha sonra işte ben de bir güzellik merkezi tabii, açıverdim. Tabii Candan kardeşler, Çiziş kardeşler. Gibi. Ondan sonra ve şöyle ben Ankara'da bu konuyla ilgili pek çok bir güzellik merkeziyle konuştum. Ama şöyle güzellik merkezleri yani bu son dönemin son derece şaşalı işte kapılarının altın varaklı olduğu bilmem ne onun gibi değil ama işte mesela Kızılay'da 15 yıl önce küçük bir dükkan açmış. Zaten onun öncesinde de diğer başka insanların yanlarında çalışmış. Son derece işte emekçi kadınlarla konuştum. Yani diyorlar ki gerçekten bu işte bu kadar paraların kazanılması mümkün değil. Dilan Polat'ın yaptığı işlerin hemen hemen hepsini yapıyorlar gerçekten. Bu kesinlikle sahte faturayla olmalı, kara para aklama. Hatta bana şunu da söylediler. Dilan Polat ve onun gibi yerler işleten insanların yanında çalışan arkadaşlarının nelere şahit olduğundan bahsettiler. İşte bu yine sahte fatura düzenlenmesi, kara para aklanması gibi. Dolayısıyla aslında Türkiye için konuşursak bu sektörde o kadar paralar kazanılabilecek sektör değil. Çünkü bu güzellik sektörü esasında hep vardı. Aynen. Yani 20 yıldır vardı. Dolayısıyla mesela Dilan Polat'ın neyini öğrendik biz tutuklandıktan sonra? İşte benim kendi üretimim dediği ürünleri aslında Çin'den getirilip daha sonra üzerine kendi markasını bastığını öğrendik. Dolayısıyla çok da Türkiye için konuşursak milyarlar kazandırabilecek sahtekarlık bir sektör. Gerçekten boyu. Değil. Çünkü onda bile Çinmanlı getiriyoruz. Çok fazla. Aynen. Şimdi maliyeti çok yüksek çünkü. Çok hızlı toparlayalım lütfen. Gökçen kaynamasın arada. Hakikaten ben tatildeydim ama takip ettim yani Ekotürk'ü, Murat'ın programlarını internet çektiğim müddetçe. Sayın Fatih Karahan'a Merkez Bankası toplantısında sorduğun soru nefisti. Seni evet, tebrik ediyorum bir ekonomi habercisi aynen, olarak. Aynen ben de buradan kışlayayım. Çok güzel bir soru sordun. Çok tane tane, çok net. Teşekkür ederim Sami Bey. Çok anlaşılırdı ve çok Sayın Başkan ederim. Da çok güzel bir cevap verdi. Yani yerinde bir soruydu. İyi gazeteci iyi soru sorar. Ama şimdi iyi gazeteci Ekotürk'te kendini buldu ederim. Diyelim. Gökçen bizim de. Biz hemen böyle çorbada bizim de tuzumuz var diye. Yani çok çok güzeldi. Canım arkadaşım gurur duyuyorum. Tam aklımdaki aynen. Soruyu sordun. Neyse birbirimizi yeterince yağlayıp bağladığımıza göre kapatalım mı? Gerçek biz makyaj yapmıyoruz ama gerçeği söylüyoruz. Gökçen çok çok öpüyoruz seni. Ben biraz yaptım. Aynen. Ben de öpüyorum. Çok teşekkürler. Çok öpüyoruz. Kendine çok iyi bak. Sami Atık'a çok çok teşekkür ederiz. Evet bugün 9 Eylül. Bugün 9 Eylül. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu. Evet 30 Ağustos'ta başlayan ve 9 Eylül'le nihayete eren bir gün bugün. Türkiye için aslında bir bağımsızlık günü, özgürlük günü. Yani bugünkü ezan seslerinin duyulması, bugün özgür ve hür bir şekilde kendi vatanımızda, bayrağımız altında özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, ekonomi kötü de olsa aynen. Dolaşabiliyorsak, biz bu 9 Eylül ve öncesine bunu borçluyuz. Milli mücadelenin taçlandığı, o yüzden bütün şehitlerimizi böyle rahmetle, minnetle, şükranla ve onların tabii ki başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle anarak ben bugün sözlerimi tamamlamak evet, istiyorum. Ruhları şad olsun. Hepsini sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Sami Altınkaya çok teşekkürler bu güzel, doğru ve önemli gündemi de son olarak aktardığı için, İzmir'imizi konuştuğumuz için. Buradan hemen sevgili Burç'a gidelim. Burç Okan Okumuş da Amerika'da hisse senedi piyasalarını yorumladı. Dinleyip geri döneceğiz. İstihdam datası açıklandı. 142 bin geldi. Beklenti 165 bindi. Kötü geldi, beklentinin altında geldi ama çok da kötü gelmedi. Yani olayları dramatik bir şekilde değiştirecek kadar kötü gelmedi. Hala işte 25 bas puan mı, 50 bas puan mı tartışmaları varken 25 bas puan hala %70'lik bir ihtimalle o CME'nin meşhur web sitesine ihtimallerin gösterildiği web sitesine baktığımızda %70 ihtimalle 25 bas puanlık indirimin önde olduğunu görüyoruz. Bu datanın kötü gelmesine rağmen ama tabii data kötü geldiği için piyasa düştü.
işte istihdamdan kaynaklı endişeler. Piyasa cuma günü S&P 500 1.7 düştü. Nasdaq özellikle bu işte Tesla'da bayağı bir düşüş vardı. Orada %2,5'luk bir düşüş vardı. Ve burada yani baktığımız zaman alt sektörleri, işte bu istihdam datasında hangi sektörler kötüydü? Üretim sektörü 24 bin iş kaybetti. Aylık bazda baktığımız zaman üretim sektöründe yani kötü bir istihdam görünümü vardı. Ama mesela iyi sektörlere baktığımız zaman eğitim iyi, işte sağlık iyi. Bunlar 47 bin ikisinin toplamı iş kazanmışlar. İş kazancı olmuş. Turizm iyi, orada da 46 binlik bir iş kazancı olmuş. İnşaat sektörü iyi, 34 binlik bir iş kazancı olmuş. Yani farklı, yani şu an şöyle, şunu anlatmak istiyorum. Böyle ekonomide uniform bir şekilde her sektörde işte azalma görülmüyor. Yani bazı sektörler iyi gidiyor, bazı sektörler kötü gidiyor. Mesela üretim, manufacturing dediğimiz o kötü gidiyor. Burada işte dediğim gibi yani 25 bas puanlık görünümü değiştirmedi ama Fed üyelerinden tabii açıklamalar vardı. Mesela Waller, yani Fed başkanlarından biri Waller dedi ki burada yani çok ciddi bir sıkıntı görmüyoruz iş piyasa, istihdam piyasasında ama dikkatli olmamız lazım. Neden dikkatli olmamız lazım dedi. Çünkü bu işte 3 aylık şeylere bakmış. Ortalama iş kazançlarına bakmış. Mesela Haziran'dan Ağustos'a kadar olan dönemde aylık iş, yani o 3 ayın aylık ortalaması diyeyim, 116 bin gelmiş. 116 bin. Diyor ki ilk çeyreğe baktığımızda bu 267 bindi. Yani neredeyse 2 katıydı. 2024 ilk çeyrekte 267 bindi. İkinci çeyrekte 147 bindi. Şu anda baktığımız zaman işte Haziran'da Ağustos arası bu 116 bine düşmüş. Yani burada bir bozulma var. Bu bozulma da tabii ki de piyasada etkisini gösteriyor ama daha önceki yayınlarda da söylemiştim ya, piyasa zaten çok yüksek seviyelerdeydi. Yani bu tarz bu kadar yüksek olması sene başında beklenmiyordu. O yüzden bu düzeltmeleri normal olarak görüyorum. Son olarak da tahvillere baktığımız zaman %4'ün altında kalmaya devam ediyor. 2 yıllıklar 3.68'de, 10 yıllıklar 3.74'te. Asya piyasası da açıldı, kötü açıldı. Özellikle semi-conductor, yani yarı iletkenler de düşüşler var. Nikkei şu an baktığımda 1.60, Hang Seng 1.68 aşağıda, Şangay'da 0.7, %0.7 aşağıda diyoruz. Takas Bank sundu.